Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği Ehl-i Beyt, hadisi şeriflerde Cenab-ı Peygamber'in anlattığı Ehl-i Beyt bugün hakikaten layık ile dile geldi. İzah edildi, ne demek olduğu anlatıldı, anlaşıldı. Bu güzel yolu tarih boyu müsteşrikler artı Haçlı dünyası yok etme gayreti içinden hiçbir zaman ayrılmadı. Meseleye böyle başlamak istiyorum. Çünkü hakikaten Ehl-i Beyt'e karşı gelen Müslümanlar da bu Haçlı dünyasının zaman içerisinde sözcülüğünü yapmıştır. Mesela Hindistan'da Ehl-i Beyt'e karşı gelen Müslüman görünüm insanlar maalesef o Hristiyan dünyasının, İngilizlerin de ajanıydı. Tabii bu işlere pek o kadar derin girersek bu akşama kadar bunu bitirmemiz mümkün değil. Ama bu kadarı bilinmesi lazım. Haldi Bağdadi olsun, Ahmet Sirindi olsun. Bunlar birer İngiliz ajanıdır. Zaten Ahmet Sirhindi'nin Berzenci Hazretleri kafir olduğunu ortaya koydu eserinde. Şimdi tabii Türkiye'de bizi tanımayanlar zannederler ki biz bu insanlara iftira ediyoruz. Elimizde bir çuval dolusu delil var. Bunu iyi bilin. Biz delilsiz konuşmayız. Allah da nasip etmesin. Ve bir Müslümana dil uzatmayı Allah bize nasip eylemesin. Kaldı ki bunlar kalkmışlar Haydar Hoca'ya, efendim bu adam Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e dil uzattı diye bana iftira ediyorlar. Hu Allahümme salli diye başlayan Ebu Bekir, Ömer, Osman salatü selam içine alan Haydar Hoca'dır ya. Biz bunu bir defalığa mahsus okumuyoruz. Her gün okuyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, dua kitabını getirdim diye öyle ümit etmiştim. Meğer onu da getirmedim. Kendi yazdığım dua kitabımda benim özel okuduğum duaları okurken başında Hazreti Ebu Bekir Efendimizin ismini alarak okuyorum. O fitne, o şeytanlık ancak sizin eseriniz olur. Allah onu bize nasip etmesin. O Ebu Bekir peygamberin kayınpederi. O Ömer peygamberin kayınpederi. Ben sen miyim ki onlara hakaret edeyim?